Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. 2019 yılında bir arkadaşımdan Wii aldım. Bugün bu konsolun kutusunu açacağız. Elimde bazı oyunlarım var, oynama bakacağız. Biraz konsol hakkında konuşacağız. Böyle video olacak. 2006 yılında piyasaya çıkmasıyla pazarı domine eden mükemmel bir konsoldan bahsediyoruz burada. Gerçekten düşük grafik kapasitesiyle rakipleri PlayStation 3 ve Xbox 360'dan kat kat daha fazla satıp her eve girmeye başaran efsane bir konsol olan Wii konsoluna tekrar bakacağız. Biraz nostalji yaşayacağız. Eğleneceğiz. O zaman ilk başta şu bebeğin kutusunu açalım ve hikayeye girelim. Evet, güzel cihaz bu. Şimdi arkadaşım gönderirken nunchak'ı unuttuğunu söyledi. Henüz kutusunu açmadım ama işte video için bir tane nunchak tasını aldım. İnternetten 50 lira civarında, onu da biliyor. Bende şöyle bir nunchak vardı. Wii U'da Wii oyunlarını oynarken kullandım. Fakat bu pilli ve çok çabuk bitiyor pili. O yüzden hatta ben bunu USB kabloya takılı oynuyordum. Yani kablolu oynuyorsam neden normal düz nunchak almıyorum diye düşünerek buna geçtim. Onun yanı sıra Skyward Sword. Bende Limited Edition'ı var. Ondan çıkan şöyle çok güzel bir tane remote'um var. Wii remote'um var. Bir tane daha Wii remote'um vardı ama nerede olduğunu bulamadım. Kutuda çıkacağını umuyorum. Umarım çıkar. Yoksa bunu kullanarak videoyu çekeriz. Problem olmaz. Onun yanı sıra şöyle bir gamepad daha göndermiş arkadaşım. Bu kutuya sığmamış. Bunun üstünde bir tane daha kutu vardı. Ondan çıkan bir şey bu. Bu da GameCube oyunlarını oynarken, yani Wii'nin ilk modeli bu arkadaşlar. Bunu da GameCube oyunlarını oynayabiliyorsunuz. GameCube oyunlarını oynarken de böyle bir kablo şey böyle bir gamepad'e ihtiyacınız var. O yüzden böyle bir gamepad, 3. parti bir gamepad bu. Bakın D-pad'i falan çok acayip. Normal GameCube kontrollerinden farklı. Normal GameCube kontrolleri böyle. Bu da böyle. Şimdi kutuyu açmadan önce size küçük bir hikaye anlatacağım. Bu Wii ilk çıktığı zaman Türkiye'ye ben askere gidecektim. Ve askere gitmeden önce bir GameCube oyunu oynayasım vardı. O dönemler benim arkadaşım da Wii aldı. Dedi ki bana GameCube oyunlar Wii'de çalışıyor. Alsana dedi. Almadım ben. Çünkü dedim ki çok komik olacak ama abi dedim ben hani motion şekilde oyun oynamak istemiyorum. Ben dedim adam gibi gamepad ile oynarım. Bunu salak konsol falan diyerek çok aşırı önyargıyla yaklaşmıştım. Bunu burada söyleyeyim. Sonra askerden sonra Xbox 360 aldım. Wii'nin popülaritesini duysam da bazı oyunları oynamak istesem de mesela bu hep bir önyargım vardı. Dedim abi ben bunu oynayamam. Remote'la Zelda nasıl oynayayım? Çok zor olur falan diyordum. Nitekim zor. Evet, Skyward Sword'u bitiremedim. Burada bunu açıklayayım. Çok zor. Bu oyunu da Wii U'da oynadım. Wii U'da bitirdim. GameCube'de de oynayacaktım ama grafikleri çok kötü olduğu için beceremedim. Bu oyunu HD versiyonuyla Wii U'da bitirdim. Sonra Wii U oyunlarında Wii çalıştığı için bir daha Wii alma gereksinimi duymadım. Ama biliyorsunuz Wii hem fiyatıyla hem de performansıyla gerçekten fiyat performans canavarı. Grafikleri çok güzel olmasa da mükemmel oyunları var. Aynı zamanda bu konsol modlanıyor. Tam bir emülatör canavara dönüşüyor. Sanırsam da bu konsol modlu. Takıp bir bakarız içindeki oyunları. Arkadaşım modladığını söylemişti. Onun da kontrolünü yaparız. Bu arada elimdeki Wii oyunlarından bahsedeyim size. Twilight Princess oyunu var Wii oyunu olarak. Bunu tavsiye ederim. Skyward Sword çok güzel bir oyun. Remote Plus'ınız varsa zaten başka bir şey desteklemiyor galiba. Remote Plus'la akıcı oynanabiliyor. Zor ama yani mesela bazı günler üşeniyorum. Gelip yani oturup koltuğa uzanıp oynamak varken gamepad'le. Bunu böyle remote play ile oynamak beni biraz zorluyor ama Wii alacak arkadaşlara bu ikisini tavsiye ederim. Başka Mario Kart var. Kitapçığından sonra şöyle Mario Kart var. Wii'nin Mario Kart bundle'ından çıkan bir oyun. İnternetten ucuza bulup almıştım. Çok güzel, tavsiye ederim. Metroid Other M var. Metroid'in en sevmeyen oyunlarından bir tanesi, serideki en sevilmeyenlerden bir tanesi ama bence güzel bir oyun. Zaten jelatini açmadım, böyle ucuza bulup almıştım koleksiyon amaçlı. Super Mario Galaxy Wii'deki mükemmel Mario oyunlarından bir tanesi, ikincisi daha güzelmiş. Onu oynamadım. Bende birincisi var. Punch-Out harika bir oyun. Ama bu oyun NTSC. Gerçi bir konsol NTSC. Bununla çalıştırırım. Yani Wii U'da oynarım diye almıştım da çalıştıramamıştım. Bununla çalışır diye umuyorum. Mad World var. Haftanın Wii dozunu hatırlayan arkadaşlar. İlk oyunu aslında bunu çekmiştim ama problemler yaşadığım için sildim. Aslında bu oyunu size göstermek istiyordum. Çok güzel bir oyun. Bu oyunu tavsiye ederim. Manyak bir oyun yani, böyle hem siyah beyaz görüntü var hem kanlı manlı, böyle harika, vahşi, değişik, egzotik bir oyun ve sadece Wii'de var abi bu oyun. Donkey Kong Returns. Müthiş bir oyun, şey demeye gerek yok. Sonra ne varmış? Mario Sonic. Hiç oynamadım bu oyunu.
Wii oyunu aldım bir arkadaşımdan geldi. Hani bonus olarak gönderdi. Hiç oynamadım bilmiyorum hani. Tavsiye de edip edeceğimi bilmiyorum o yüzden. Şöyle bir oyun karışmış araya. GameCube oyunlarını deneyerken bunu kullanırız diye koymuştum. Güzel bir oyundur. No More Heroes ikincisi daha güzel ama bu da çok güzel bir oyun. Ve Metroid Prime 3. Harika Wii oyunları. Evet. Bunları gösterdik dostlar. Şimdi kutuyu açalım. Kutuyu açarken de biraz Wii'den bahsedelim. 2006 yılına çıktı. Çok güçlü bir cihaz değil. GameCube'den bir tık güçlü. Zamanında Xbox 360 ve PS3 gibi konsolların rakibiydi ama hepsini yendi. 101 milyon satmış. Bayağı iyi. Ve en çok satan oyunu da Wii Sports. Ama Wii Sports zaten bundle'lardan çıktığı için, yani her kutudan Wii Sports çıktığı için yani o rakamları etkiliyordur diye düşünüyorum. Bayağı da ağır bir şeymiş ya. Dur bakalım. Ops. Şöyle zaten kanalda Wii kutusu açmıştık. Şu Mario Edition kırmızı Wii'yi açmıştık. O yüzden kutu içeriğinin çok farklı olduğunu düşünmüyorum ama birlikte açalım. Yani umarım çalışıyordur. Hiç çalıştırmadım. Arkadaşımla zaten çok güvenli, sevdiğim bir arkadaşım. Satıyormuş. Bana Ventus versene demiştim. Oo. İçinde bir şeyler var. Aa, içerisinde PSP oyunu koymuş. Medieval Resurrection ve Dexter. Vay be, sağ olsun ya. Bonus da böyle bonusu da görmüş olduk. İlginç oldu. Şimdi bu konsol NTSC olduğu için kocaman bir voltaj dönüştürücü var. Evet. Bakın girişi böyle. Bunu takarak bakacağız. Şöyle kutusundan tabii ki klasik sensör çıkıyor. Evet, cihaz burada. Bembeyaz. Biraz etiketli falan ama şuraya GameCube memory kartını takabiliyorsunuz. Buraya GameCube controller 4 tane takılıyor. Şuradan işte bunu kırmak için de SD kart lazım. Evet, SD kart da var. Sanırım direkt modlu takıp kullanacağız herhalde. Arkadaki girişlerde kompozit girişi var. Sensörün girişi var. Şurada da iki tane USB var. Önde USB var mı? Şurada var mı USB? Bakalım bir. Yokmuş, burada SD kart var. SD kart modlamanıza yarıyor diyeceğim ama SD kart güzel. Bu arada bunun küçük versiyonu var. Mini versiyonu var. Düzeltiyorum. Wii Mini. Wii Mini'yi tavsiye etmiyorum. Çünkü modlanmıyor ama orijinal kullanacağım derseniz kullanabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir cihaz. Kablosu burada. Şöyle bir tane standı var. Burada da Wii Remote var. Evet. Şimdi bunu kuralım. Biraz oynayalım. Bakalım. Bu arada şu nunchuk'un da kutusunu yeni açtım. Öyle arada kutu açılışı olsun. Şöyle. Ne varmış bunda? Kaç bir şey yok. Kablosu mablosu var. Evet. Güzel. Bunu da kullanacağımız için ne bileyim arada kaynatayım dedim. Çalıştırdık. Cihazı açtık. Bunda da şöyle bir şey yaptım. Tabii bunu tanıtmak lazımdı değil mi ya? Şu anda tanımıyor. nasıl tanıtıyordu onu hatırlamıyorum ki. Şuradaki tuş ve gamepad'deki tuşla basarak sync ediyoruz. Yes. Evet, şu anda kullanıyorum. Uf, çok uzun zaman oldu ya şunu kullanmayalı. Şimdi Homebrew Channel var içerisinde. Gördüğünüz gibi burada birçok application'lar vesaire kurulabiliyor. Burada loader var. Valla çok bilmiyorum. Kurcalayacağız, öğreneceğiz. Mario Kart Wii'yi taktım. Şöyle oynuyordu galiba bu. Neyse, bakalım. Bu arada konsol NTSC. Benim bütün oyunlarım PAL. O yüzden içerisindeki homebrew sayesinde region free yaptık konsolu. Yani açtı yani, o şekilde açtı. Yoksa açmıyor oyunları yani, kesinlikle açmıyor. Ne yapayım? Grand Prix. El olsun. O kadar kötü gözükmüyor grafikleri ya. Bence alınabilir. Yani tabii ekrana sığmıyor ama kompozit kablolarla bu iş çözülüyor diye biliyorum. Ya da en kötü Wii U alacaksınız yani. Bunu manuel yapalım. Tabii Switch'teki de çok güzel de bunu da yeri ayrı ya. Yani bu da güzel bir oyun. Evet. Şöyle de oynanıyor. Nasıl oynanıyor? Bilmediğim için.
Nasıl gideceğim ya? Aa. Buna basıyor. Ha, uf, çok saçma oldu. Evet. Aa, tamam ya. Böyle oynanıyormuş. Bakın hiç bilmiyorum ya. Tamam, böyle oynanıyormuş. Bu arada şu Remote Play'den de sesler geliyor gördüğünüz gibi. Şu kutuları falan kırınca buradan geliyor ses. Ama aşırı yavaş. Ve böyle beceremiyorum ya. İşte bu olay bana göre değil, hiç beceremiyorum. Zaten böyle oyun oynamıyor, üşenirim ben yani. Drift, shoot, tuş. Nunchak'ı böyle takmasaydım bence şöyle yan taraflı oynayabilirdim diye düşünüyorum ama emin değilim. Wii U'da çünkü öyle oynanabiliyorum. Mad World'e bakalım biraz da. Bu Wii'nin en kanlı canlı oyunlarından bir tanesi. Tabi Resident Evil 4 de var konsolda ama Wii'ye özel, eksklusif olarak bence en kanlı, en vahşi oyun bu. Ve güzel bir oyun yani. Çok böyle değeri bilinmemiş, underrated dediğimiz oyunlardan bir tanesidir. Şimdi biraz oyuna bakalım. Şimdi... Gördüğünüz gibi gayet kendine has grafik sistemi olan bir oyun. Testereyi çıkardık. Bir dakika. Şunu bir öldüreyim de görün oyunun vahşet derecesini. İçeri bölündü ve testerin sesi de buradan geliyor. Gerçekten harika. Tabii adama dönmem lazım. Neredesin? Ay çekil. Tamam, millet nerede? Of, çok kanlı, canlı, keyifli bir oyun. Dur bakalım. Bunu yapınca da ters takla atıyormuş. Biraz değişik hareketler var ama. Tamam, dur. Testleri çıkartacağım. Evet, ikiye bölündü. Şurada adam var. Bunu da bölelim ikiye. Oh. Güzel oldu. Şimdi normal yumrukla falan dövüşeyim değil mi biraz da? Nerede şu adam? Şuradaymış. Haritada zaten kırmızı olarak gözüküyor. Şimdi bas tutarsak tutuyoruz. Böyle etrafta etkileşim yapabileceğim bir şey varsa oraya atıyorum ama şu anda bir şey yokmuş. Neyse, adamı atalım şöylesine. ZR tuşuyla da zıplayabiliyormuşuz. Evet. Güzel, o zaman şuraya. Ne oldu, burası geçtik mi? Evet, 2019 yılında Wii benim gibi bir adam için yorucu oldu. Ama siz genç arkadaşlara bu konsolu tavsiye ederim. İlk defa bir Wii konsol alacaksanız grafikleri kötü abi diye düşünmeyin. Grafikleri kötü olsa bile oyunları efsane. Güzel Zelda oyunları bunda var. En güzel Mario oyunları var. İnanılmaz spor oyunları, araba yarışı oyunları. Ayrıca kıyıda köşede kalmış çok da kaliteli oyunlar var. Ve videoda çok değinmesek de, çok göstermesek de bu konsol bir emülatör canavarı arkadaşlar. Konsolu homebrew kurarak deli gibi emülatör çılgınlığı yaşayabilirsiniz. Videoda çok değinmedim dediğim gibi ama videoda ne yaptım? Ben bu homebrew sayesinde bu konsol sonuçta Amerikan. PAL oyunlarımı oynayabildim. En azından bu şekilde kullandım. Wii koleksiyonu yapmak isterseniz de satın alma rehberi isterseniz yorumlar kısmına yazın. Wii satın alma rehberi yapabilirim. Wii oyunlarını internetten uygun fiyatları bulabilirsiniz. Uçuk fiyatları olan oyunlar da var ama onlar zaten dünyada çok zor bulunuyor. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.